teşekkür ediyorum. Hayatımın büyük bir bölümü çeşitli vesilelerle sahnede geçiyor. Ve hiçbir zaman kağıda bağlı bir konuşma yapmadım ve kürsüye ne gerek var dedim. Hayatımda ilk defa kağıttan okumak istediğim bir konuşma hazırladım ve kürsü yok. Hayatın ilginç bir cilvesi olsa gerek. Teşekkür ediyorum bana bunu yaşattığı için, tüm organizasyona. Çok sağ olun. Öncelikle 246 senelik bir eğitim kurumunun böylesi özel bir gününde, böylesi özel bir anında misafir edilmekten dolayı gerçekten çok gururluyum. Sizler için sıradan bir gün olmadığının farkındayım ama benim hayatımın en önemli günlerinden biri. Çok gururluyum ve çok heyecanlıyım. Bunu bilmenizi isterim. Kesinlikle rahatlık içerisinde yaptığım bir konuşma değil bu. Sizlerin huzurunda olmaktan dolayı, bu coşkunun bir parçası olmaktan dolayı ve sırtıma yüklenen bu sorumluluktan dolayı çok heyecanlıyım. Dolayısıyla herhangi bu heyecana bağlı bir sıkıntı, bir diz sürçmesi olursa affınıza sığınıyorum en baştan. Sağ olun. Değerli hocam, en güzel görüntüyü almaya çalışıyoruz özür dileyerek sizi. Ben de en güzel görüntüm nasıl diye çok merak ediyorum. pek çok şey sığdırdığımı düşündüğüm hayatımda bir zaman yolculuğu yapıp geçmişe dönme fırsatımız olsa ve aileme, öğretmenlerime, akrabalarımıza deseniz ki Serdar'ı İstanbul Teknik Üniversitesi'nin mezuniyet konuşmasına davet etmişler, size en hafifinden gülümserlerdi diye düşündüm bütün bu geçmişi göz önünde geçirirken. Ben gençliğimi eğitim sisteminin o koca sistemi içerisinde bir türlü bir yere layık bulamadığı, yerleştiremediği bir çark olarak geçirdim. Oradan oraya savruldum, kendime bir yer aradım, bulamadım. En sonunda bir kenara atıldım. Ne sevindirici ki sizler bütün bu süreçten kazasız belasız geçmiş ve bugün burada aramızdasınız. Hepinize hem gururla hem de imrenerek baktığımı bilmenizi isterim. Hepinize eminim ailelerinizle gurur duyuyor ve ne yazık ki ben kendi aileme böylesi bir gurur yaşatamadım. Ve bunun eksikliğini hep hissettim. O yüzden çok nadir, ender bir detay olarak bugün annem en azından benimle birlikte burada protokolden beni izliyor. Dolayısıyla bir 20-30 yıl gecikmeli de olsa en azından anneme borcumu ödemiş oldum. Babam ne yazık ki bütün hayatı boyunca olduğu gibi çalışıyor ve bugün burada olamadı bizlerle ama eminim o da sizlerin bu heyecanını paylaşmayı çok isterdi. Ve inanın ki benim ailemde en az sizin aileniz kadar iyi bir eğitim alabilmem, iyi bir hayat yaşayabilmem, hayata güzel bir noktadan başlayabilmem için çok çabaladı. Kendi hayatlarından çok fedakarlıklar yaptı. Kendi hayatlarını ertelediler ki bu coğrafyanın sanıyorum kaderi, hepimiz kendi hayatımızı çocuklarımızın daha iyi bir hayatı olsun diye feda ediyoruz. Ve hepimizin hayatı bir başkasının hayatının yanmasıyla aydınlanabiliyor. Umarım bunları da zaman içerisinde değiştirebileceğiz. Eğitim sistemimiz içinde kendime yer bulamamış olsam da eğitime yönelik inancımı hiçbir zaman kaybetmedim. Çocukluğum boyunca yakın bırakmayan hastalıkları bir kenara bırakırsak, hayatım boyunca okulu kırdığım gün sayısı sadece bir olarak kayıtlara geçtim. Hiçbir zaman çok başarılı bir öğrenci olamadım. Ama bir gün bile kopya çektiğimi hatırlamıyorum. Çünkü bunu kendime yediremedim. Çünkü bence kopya çekmem, herkese öğrettiği şeyleri bana öğretmeyi başaramayan bir sistemi desteklemek ve suçu üstlenmek gibi bir şey olacaktı. Oysa ben onlar bana öğretemediklerini bilsin istedim, bunu tercih ettim. Okul hayatımda bir gün olsun takdir, teşekkür gibi bir şeyle eve döndüğümü hatırlamıyorum. Karnelerim hep boyun bükücü, hüzün vericiydi. Her yaz tatilim o zamanlar var olan bütünleme sınavlarına çalışma gerilimiyle bezeliydi. Sınıfta kalmayı dahi yaşadım.
Dersleri kendini veremeyen zihnim sürekli haytalıkla, hınzırlıkla uğraştığı için sürekli yaramaz bir öğrenci olmakla itham edildim. Disiplin cezalarının en hafifinden en ağırına kadar hepsini aldım. Bölge dışına sürgün cezası da olmak koşuluyla. O kadar çok okuldan kovuldum ve o kadar çok uzaklaştırma aldım ki ne bir yıllıkta arkadaşlarımın hakkımda yazdığı şeyleri okuyacak bir sayfam var, ne de sizlerin bugün yaşadığı gibi bir mezuniyet gününün bir parçası olma gururunu ve heyecanını yaşayabildim. Bugün bu salona, bu stadyuma yürürken etrafta fotoğraf çeken, annesinin babasının koluna gururla giren, birlikte bugünü ölümsüzleştiren insanlara imrenerek, biraz da hüzünlenerek baktım. Bugününüzün kıymetini ve anlamını çok iyi bilmenizi isterim. İşte biraz buna gayret edeceğim bana ayrılan bu süre boyunca. Çünkü okul dönemini ben pek yaşayamadığımı hissediyorum. Yani pek arkadaşım olmadı. Aşk denilen şeyle bile ergenliğimin çok geç zamanlarında tanıştım ve sürekli onun bocalamasını da yaşadım. Ne acıdır ki. Tek aklımda kalan, okuldan çok önce öğrendiğim okuma yazma sayesinde içine gömüldüğüm kitaplardı. Sürekli kendimi bir odada yalnız başına kitap okuyan birisi olarak gördüm ve ne kaderin ilginç bir tesadüfüdür ki hala da hayatım öyle geçiyor. Uzun bir serkeşlik dönemi ardından Türkiye'nin gözde üniversitelerinden birinin hep okumak istediğim bölümünü dereceyle, yani tam burslu okuyacak şekilde kazandım ama orada da bir türlü kendimi bulamadım, dikiş tutturamadım ve yarıda bırakıp ayrıldım. Çocuğunu bir baltaya sap edebilmek için karı koca gece gündüz senelerce çalışan dar gelirli bir memur ailesinin çocuğu olarak hiç de umut veren bir evlat olmadığım sanıyorum gözünüzün önündedir. İşte bu yüzden 20-30 sene öncesine gitseniz ve o binaların içerisinde beni o sınıflardan uzak tutmak için elinden geleni yapan öğretmenlerime deseniz ki bir gün Serdar'ı İTÜ'nün mezuniyet törenine çağıracaklar, gerçekten çok şaşırırlardı. Ama ne gariptir ki işte bugün burada huzurunuzda karşınızdayım. Ve bunun sebebi dikiş tutturamadığım başarısızlıklarım ve o huzursuz yıllarım olmasa gerek diye düşünüyorum. Burada olma sebebim, çocukluğumdan bu yana hayalini kurduğum mesleği yapmaktaki hırsım, özenim, azmimdir diye düşünüyorum. Aşık Veysel hayatımın özeti olduğunu düşündüğüm bir türküsünde şöyle diyor. Anlatamam derdimi dertsiz insana, dert çekmeyen dert kıymetini bilemez. Derdim bana derman imiş bilemedim. Hiçbir zaman gül dikensiz olmaz. Gülü yetiştirir dikenli çalı. Arı her çiçekten yapıyor balı. Kişi sabır ile bulur kemali, sabretmeyen maksadını bulamaz. Yarım asra yaklaşan hayatımda 6 cumhurbaşkanı, çok daha fazla başbakan, 2 askeri darbe, onlarca seçim, onlarca ekonomik kriz ve savaşa şahit oldum. Bütün bu süre boyunca eğitim sisteminin kaç defa değiştiğini tahmin bile edemiyorum. Nietzsche der ki sistem dürüstlük yoksunluğundan gelir der ve sonuna kadar katılıyorum. Ancak eğitim denen ve üstüne bu kadar sorumluluk yüklediğimiz bir sürecin de sistemsiz yürüme ihtimali olmadığını tahmin edersiniz. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın dediği gibi ne yazık ki hepimiz kendi masallarımızın kurbanıyız. Aranızdan bazıları birazdan göğe savuracağı kepin eğitim sürecinin sonunu ifade ettiğini düşünüyor olabilir. Böyle düşünmenin en verimli çağınızda hayattan emekliliği tercih etmek olduğunu bilmenizi isterim. Öğrenmek ömür boyu devam eden bir süreç ve ne yazık ki diploma ile dahi ölçülemeyen bir yaşam enerjisi. Eğitim kurumlarına sundukları da talebelerin, yani bilmeyi talep edenlerin hevesi ve kapasitesiyle sınırlı. Benjamin Franklin demiş ya, bazıları 25'inde ölür ama 75'inde gömülür diye. İşte bugün bazılarınız yaşamayı seçecek, bazılarınız ise hayatının geri kalan kısmına dek aynı sürünceme içerisinde oradan oraya savrulacak, en bereketli yıllarını erkenden havlu atmış olarak, akıntıya kapılarak, rüzgara savrularak, kafası kesik tavuk gibi oradan oraya çırpınarak geçirecek. Siz onlardan olmayın isterim. Eğitimin en büyük sorunu alanla veren arasındaki şizofrenik ilişki.
Eğitimi verenin niyeti başka. Eğitimi veren ne talep ediyor, neyi bekliyor? Devletin ve şirketlerin beklediği fonksiyonlara sahip, yeteneklere sahip insan yetiştirmeyi. Alan ise ne istiyor? Her aklı başında insan gibi iyi, rahat, saygın ve huzurlu bir hayat istiyor. Bugünün eğitim kuralları, eğitim sistemi hala sanayi devrimine benziyor. Üniforma giyiyoruz çünkü iş yerinde işte işçi olarak, memur olarak bir üniformamız olacak. Zil çalınca başlıyor çünkü mesai öyle başlayacak. Zil çalınca uzun bir öğle tatilimiz oluyor çünkü iş hayatında öyle olacak vesaire vesaire. Ama bakın, oysaki bu üniversitede ne zil çaldı ne üniforma giydiniz. Ve bunların yokluğunun sebebinin sizi başka bir şeye hazırlamak olduğunu bildiğinizi, fark ettiğinizi ümit etmek istiyorum. Eğitim kurumlarının da işinin kolay olduğunu sakın düşünmeyin lütfen. Bakın, bir hafta sonrasında dahi dünyada ne olduğunu bilmediğimiz bir dönemde 21. yüzyılın ekonomisine sizleri yetiştirmeye çalışıyorlar. Ve eminim bu çok az kişinin cesaret edebileceği bir yetkinlik. Ve yine bir güzel sözden, Aristoteles'ten miras bir sözle tamamlarsak, der ki anne babayı değil, eğitmenleri takdir edin. Çünkü anne babalar çocuklarına can verir, eğitmenler ise hayat verir. İşte böylesine uzun bir emeğin sonucu olarak bugün buradasınız. Ancak unutmayın ki diplomalarınızın ve okullarda öğrendiklerinizin son kullanma tarihinin son derece kısaldığı bir çağın içerisine denk geldiniz. Kendinizi çok karmaşık bir hayat içinde bulacaksınız. Ve şu yaşınıza kadar anne babanızın sizden esirgediği hayatın içerisinde kendinize yer arayacaksınız. Anneniz babanız sizleri yemedi yedirdi, içmedi içirdi, gezmedi gezdirdi, okuyamadı okuttu. Ama işte günün sonunda hayat denen o şeyle yüz yüze gelmenize sadece sayılı günler kaldı. Ve para, unutmayın ki para, başarı vesaire bir sürü yanlış şeyle hayatımızı ölçüyoruz. Ama unutmayın ki hırsla, azimle, alnınızın teriyle ve bileğinizin hakkıyla kazandığınız her şey gibi bu şekilde kazandığınız para da, başarı da size çok daha fazla gurur ve hırs verecektir onu miras alanlarla kıyasla. Bugünden itibaren yeni hayatınızın ilk gününe adım atıyorsunuz. Yepyeni, bilinmezlikle dolu, acımasız, hiç alışmadığınız türden sıkıntılarla bezeli günlere gireceksiniz. Ve sizin gibi milyarlarca insanın yaşadığı bu gezegende, bu alemde kendinize bir yer bulmaya çalışacaksınız. Aristo der ki insan amacını arayan bir hayvandır ve hayat sadece bir amaç için çalışıldığında, çabalandığında anlamlıdır. Üstünden 2400 sene geçmiş bu söz söyleneli. Ama hala bugün geçerliliğini koruyor. Amaç aramakla, bulmakla ve hepsinin başında merak etmekle başlar. Dünyada herhangi bir şeye yönelik bir merakınız olsun. Her gün bir şeyi en az merak edip araştırın. Öğrenmeniz gereken her şeyi sosyal medya hesaplarına, YouTube kanallarına, Instagram fenomenlerine yüklerseniz kendinize verilen zekaya haksızlık etmiş, üstelik bu hayatı sadece bir seyirci olarak yaşamış olursunuz. Böyle olmayın. Şu güne kadar çok şey gördüm, çok şey yaşadım, çok insan tanıdım. Bugün bütün bunların sonunda başarı denilen şeyin genellikle para, şöhret gibi yüzeysel şeylerle ölçüldüğünü gördüm. Ama başarının 3 tane sırrı var. En azından benim keşfettiğim şey şu: merak, azim ve gayret. Şimdi çok kısaca size bunlardan bahsedeceğim. Hayatın en güzel hediyesi bana çocuklarım oldu. Bir kız ve bir erkek ikiz babası olmak sanıyorum çok az kişiye verilmiş bir hediye ve ben her gün bunun şükrünü yaşıyorum. Ve onlar sayesinde, onların büyümelerine şahitlik ederken çocukların nasıl büyük bir deha olduğunu, gerçekten sözde değil özde nasıl deha olduklarını fark ediyorum. Çünkü onlar soru soruyorlar. Üstelik bizim gibi bir şeyin sonucuna varmak için değil, bir şeyleri anlamak için değil, sadece ve sadece merak ettikleri için soruyorlar. Üstelik yöntemleri de farklı. Bizim gibi sormuyorlar. Mesela küçük oğlum Ali ile şu diyaloğum dün gibi aklımda. Baba bu ne? Değirmen oğlum. Neden? Hadi bakalım. Bir değirmenin neden değirmen olduğunu bir çocuğa anlatmayı, tecrübe etmenizi isterim. İşte bu sayede onların neden deha olduğunu anlayacaksınız bir kere daha. Çocukların en sevdiği, yetişkinlerin ise en erken unuttuğu soru kalıbı nedendir, neden?
büyüdükçe daha az bu soruyu soracaksınız. Hep ne, kim falan gibi sorular gelecek aklınıza ama nedeni sormayacaksınız. Oysa insan soru sorabilen tek canlı türüdür. Ve neden sorusunu sormamanız için çabalayacak, size bunu unutturmak isteyecek, gözlerinizi kapatıp vazifenizi yapmanıza salık verecek çok sayıda insan olacak. Ama sakın unutmayın, dünyanın bütün derdi soru sormayan insanlar yüzünden başımıza gelmiştir. Bir örnek vereyim. Adolf Eichmann 2. Dünya Savaşı'nda ülkesi Almanya'ya hizmet eden bir subaydı. Üst düzey bir subaydı. İşinde mükemmeldi. Ki kendisine verilen bütün görevleri eksiksiz, kusursuz herkesten daha iyi gerçekleştirirdi. Ve sürekli yükseliyordu, sürekli rütbe alıyordu. En büyük görevi Nazi hükümetinin yok edilmesi gereken zararlı böcekler gibi gördüğü eşcinselleri, çingeneleri ve Yahudileri Avrupa'nın dört bir yanından toplayıp Doğu Avrupa'daki toplama kamplarına götürüp yakılmasını hızla sağlayacak lojistik sistemi kurmak üzere çalışıyordu ve bunu dünyadaki diğer herkesten daha iyi yaptı. Sonrasında, savaş sonrasında Almanya yenilince meşhur Nürnberg mahkemelerinde yargılanırken onu inceleyen filozof ve psikiyatristler dehşete kapıldı. Çünkü bir baktılar ki Eichmann hiç öyle canavar ruhlu bir insan değildi. Aksine çok normal, bizim gibi bir insandı. Üstelik ne çingenelerden, ne eşcinsellerden, ne de Yahudilerden nefret ediyordu. Üstelik ne gariptir ki bir kere bile bir toplama kampına gitmemişti. Ama o iyi bir bürokrattı, iyi bir teknik adamdı ve devletinin, hükümetinin kendine yüklediği görevi kusursuzca yerine getiren iyi bir vatandaştı. Dolayısıyla bir kere daha Aristo'ya dönelim. Der ki Aristo, İyi bir insan olmak ile iyi bir vatandaş olmak her zaman aynı şey olmayabilir. Siz lütfen önceliğinizi iyi insan olmaya verin sevgili dostlar. Büyük bir merak içinde geçirdiğim hayatımın her gününde unutmadığım bir şey var. Ben bu ülkeye borçluyum. Burada doğdum, burada büyüdüm, burada eğitimimi aldım, burada ekmeğimi kazandım. Bu ülkenin okullarında, bu ülkenin öğretmenlerinden eğitim aldım ve bu ülkenin kaderini paylaştım hepiniz gibi. Dolayısıyla edindiğim her şeyde bu ülkenin insanlarının ve kurumlarının hakkı var ve her günümü bunu düşünerek yaşıyorum. Onlara borçluyum. Anneme ve babama borçluyum. Anadolu'nun iki ücra köşesinden gelip Anadolu'nun bir diğer ücra köşesinde üniversite okuma azmini yaşayan o insanlara borçluyum. Anneanneme borçluyum. Okuma yazmayı torunundan, benden öğrenen, çocuklarını okuttuğu halde kendi okuyamamış olmanın hüznünü hep yaşayan ama buna rağmen hayatı dolu dolu geçiren, elinde çiçekle Taksim'de kadın hakları yürüyüşünde yürüyecek kadar yaşamı coşkuyla seven ve kucaklayan bir anneannenin torunuyum. Üstümde çok emeği var, ona karşı borçluyum. Hepinizin olduğu gibi. Hepiniz de borçlusunuz sevgili dostlar. Yokluk içinde büyümüş, kendi yurdundan sürgün edilmiş ve buna rağmen yorgun, mağlup, fakir ve herkesin ümidini kestiği bir halkı, bir milleti küllerinden doğurmuş umut dolu bir yetime, Mustafa Kemal Atatürk'e borçlusunuz. Hepimizin olduğu gibi. Adını hatırlayamadığım İngiltere başbakanlarından birine ait meşhur bir söz var. Şöyle diyor, Türkiye geleceği parlak bir ülkedir ve hep öyle kalacaktır. Anladınız değil mi ne demek istediğini? Ben her günümü kendi adıma kendimi iyi yetiştirerek, işimi iyi yaparak, insanlara faydalı olarak, olmaya çalışarak en azından bu kısır döngüyü kırmak için harcadım. Son nefesime kadar da bunu yapmaya devam edeceğim. O bir türlü gelmeyecek olan gelecekteki parlak günleri ben görebilir miyim bilmiyorum. Ama bu dünyaya veda ederken hiçbir şey yapmamışların huzursuzluğu içerisinde gitmeyeceğim bu topraklardan. Toplumlar toplumsal ölçekte değil, sıra dışı bireylerle dönüşür ve kalkınır. Bazen gidişatı değiştirmek için bir kişi bile yeterlidir. O kişilerden aranızda bol miktarda olduğuna inanıyorum. Sizi sıradanlaştırmalarına, sorularınızı engellemelerine, neden diye sormanızı engellemelerine sakın izin vermeyin. Aykırı olun. Aykırı olmak bazen herkes konuşurken susmak,
herkes susarken konuşmaktır. Sıra dışı olun. Dünyada herkese ve her şeye yetecek kadar sıradan insan var. Onların arasından sıyrılmaya gayret edin. İtiraz edin. İtiraz edenler sayesinde dünya bugünlere geldi. İtaat etmeyin. İtaat edenler yüzündendir dünyanın başına gelen bütün musibetler. Her gününüzde neden diye sorun ve itiraz edin. Sözlerimi bitirirken birisi ailelerinize, burada gururla sizlerle bu heyecanınızı paylaşan ailelerinize, biri de sizlere yönelik iki anekdotla sözlerimi tamamlamak istiyorum. Anne babalara, ailelere yönelik olan Lübnanlı Halil Cibran'ın çok sevdiğim, belki aranızda bilenlerin de olduğu o şiirinden. Şöyle diyor: çocuklarınız sizin çocuklarınız değil, onlar kendi yolunu izleyen hayatın oğulları ve kızları. Sizin aracılığınızla geldiler ama sizden gelmediler. Ve sizinle birlikte olsalar da sizin değiller. Onlara sevginizi verebilirsiniz, düşüncelerinizi değil. Çünkü onların da kendi düşünceleri vardır. Bedenlerini tutabilirsiniz, ruhlarını değil. Çünkü ruhları yarındadır. Siz ise yarını düşlerinizde bile göremezsiniz. Kendiniz gibi olmaya zorlamayın. Siz onlar gibi olmaya çalışabilirsiniz ama sakın onlar gibi kendinizi onlar gibi olmaya zorlamayın. Çünkü hayat geriye dönmez. Dünle de bir alışveriş yoktur. Siz yaysınız, çocuklarınız ise sizlerden çok ilerlere atılmış oklar. Ve gururlu bir okçu olarak fırlattığınız yayınızda oklarınızı gururla seyredin, aynı bugün yaptığınız gibi. Ve siz sevgili mezunlar, size düşen de bu vatanın kuruluş yıllarından bir hatıra. Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti emanet edeceği ve çoğu Kurtuluş Savaşı'nda şehit düşen gençlerin iyi eğitim alabilmesi için dünyanın dört bir yanından kendi branşlarının en iyisi olan eğitmenleri Türkiye'ye davet eder. Ve onlara milletvekillerinden dahi çok çok yüksek bir maaş bağlar. Ve çoğu da bu davete icabet eder ve gelir. Onları karşılayan dönemin Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip sözlerine şöyle başlar: biz fakir bir ülkeyiz. Sizlere layık olduğunuz ücretleri veremiyoruz. Ancak Mustafa Kemal'in kurduğu genç Türkiye Cumhuriyeti'nde sizler yeni bir bilimsel uyanış başlatacaksınız. Burada doğacak yeni bilimin verimli ışıkları bütün dünyayı aydınlatacaktır. Bilim ve yöntemlerinizi getirin, gençlerimize bilginin yollarını gösterin. Aynı dönemde Atatürk, ülkenin son derece kıt kaynaklarından büyük bir pay ayırarak seçtiği parlak öğrencileri iyi bir eğitim alıp vatanlarına faydalı olsunlar diye Avrupa'nın dört bir yanına yollama kararı alır. Öğrenciler Sirkeci Garı'nda toplanır, Avrupa'nın çeşitli ülkelerine gitmek üzere. Tam trene binerken ellerine Atatürk imzalı bir telgraf tutuşturulur. Üstünde şöyle yazar: sizleri bir kıvılcım olarak gönderiyoruz, alevler olarak geri dönmelisiniz. Türkiye geleceği parlak bir ülke. Biz de bugün burada sizleri bir kıvılcım olarak gönderiyoruz. Kor alevler olarak geri dönün. Bu ülkeyi aydınlatın, parlatın. Hepinize tüm kalbimle başarılar diliyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.